Kıdemli başlangıç teyik olan boğarken içi adamı koptu. Komiser yalnızca görünse cemiyet amirim. Geldin sayın valim, MHP ilçe başkan. Başım üstünden noktara hoş geldiniz sayın valim. Mustafa Demir başkanım, Mustafa Çetin Bey. Kapı müdürü Hüseyin Emre Sanlar. Seviyelik aralıklarla yaşadığımız bir şey. Benim 14. diye olmamış şartım. Biliyoruz. Sanki orada hiç ayrılmayacakmışız gibi. Başlıyoruz işlere. Sonra vakit tamam oluyor. Bu süre geçince başka bir ayrı çıkıyor ve ayrı gidiyoruz. Tabii bu aslında hayatımda ne kadar fani olduğunu gösteren bir şey. Yani başlıyor ve bitiyor bir şey. Zaman da hızlı geçiyor. Aydın'da da çok hızlı geçti. Bu için biz sürekli koşturma bir tempo tabii ülkemizde ve günden çok dinamik. O sebeple hızlı değişiyor. 3 yıl çok çabuk geçti. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye'nin çok önemli şehirlerinden biri sayılır. Çok daha iyi yerlere gelmesi mümkün, potansiyeli olan bir şehir. Bu potansiyeli hareket edilme noktasında Aydın'ın bütün bileşenlerin, bütün unsurların, bütün ileri gelenlerin bir uyum içinde bir sinerjiyi yaparak şehirlerini daha ileriye taşıma noktasında gayret etmemiz lazım, gayret edilmesi lazım. O konuda da biz elimizden geldiği kadar bize ayrılan sürede, 3 yıllık sürede bütün unsurları hiçbir yeriyle çatıştırmadan şehrimizin menfaatını maksimize edecek şekilde çalıştım diye tabiri caizse orkestra şeklimizi iyi yapmaya çalıştık. Herkesin de yaşamlar, inşallah yaşamlar, yaşamlar olsunuz. Ben yapmaya çalıştık. O noktada ben bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Boğarkent'e de teşekkür ediyorum. 17 ilçemizden, 17 ilçelerimizden birisi. 17 ilçenin birisi Boğarkent. Ama Boğarkent'te tıpkı Aydın gibi çok büyük potansiyel olan ve gelecek için çok önemli şeyler vaat eden bir ilçe. Bu noktada buradaki arkadaşlarımızın, yerel ilçe arkadaşlarımızın gerek Kanatan Bey'le, gerek Belediye Başkanımız veya gerekse diğer arkadaşlarımız, siyasi arkadaşlarımız. Uyum içinde bir çalışma yürütüyorlar. Boğarkent'in önemli harekete geçmiş potansiyellerinden birisi o organize sanayi bölgesi. Orada belediye başkanımızın başkanlığında, biz tabi müteşebbisiyet başkanıydık. Ama belediye icraatın başında belediye başkanımız var. Onun büyük gayretleriyle çok ciddi yatırımlar gelmeye başladı oraya. Ve Boğarkent'i önümüzdeki yıllarda çok güzel günler geçti. Ama şunu rahatlıkla söyleyelim. Türkiye'nin çok önemli şehirlerinden biri sayılır. Çok daha iyi yerlere gelmesi mümkün, potansiyel olan bir şehir. Bu potansiyeli hareket edilmesinin noktasında Aydın'ın bütün bileşenlerin, bütün unsurların, bütün ileri gelenlerin yürüyüşünde bir sinerjiyi yakalayarak şehirlerini daha ileri taşıma noktasında gayret etmemiz lazım, gayret edilmesi lazım. 3 yıla yaklaşık Aydın'da hizmet yaptık. Bu hizmet sürecinin neticesinde son çıkan kararnameyle İzmir'e atanmam dolayısıyla sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün ilçelerimizi gezerek vedalaşıyoruz. Mesai arkadaşlarımızla birlikte çalıştığımız Aydın'ı daha ileri noktaya taşımak için uyum içinde birlikte çalıştığımız arkadaşlarımıza Allah'a ısmarladık diyoruz. Ve tabii Aydın'ın hemşehrilerimize de Allah'a ısmarladık diyoruz. Aydın Türkiye'nin en önemli, en güzel şehirlerinden birisi. Buraya hizmet etmekten çok büyük onur ve gurur duydum, şeref duydum. Aydın'la hemşehrilerimle birlikte olmaktan, onlarla omuz omuza Aydın'ı daha iyi noktaya taşıma gayret içinde olmaktan mutluluk duydum, şeref duydum. Aydın geleceği olan, istikbali olan, istikbalde çok daha güzel yerlere gelecek olan bir şehir. Bu anlamda bundan sonra bayrağı yer veren arkadaşlarımız bizden daha ileriye taşıyacaklardır, ona da eminim. Sizin aracılığınızla bütün Aydınlı hemşehrilerimize Allah'a ısmarladık diyorum.
hoşça kalın diyorum. Daha güzel, daha aydınlık günlerde buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık diyorum. Allah'a emanet olun.